Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Yarım saat ve 45 dakika. Çok ilginç şeyi. Nerelere cevap bulacağız? Ölen nereye gidiyor? Ahiret nerede? İçerini boşaltmak, arkaya geçmek. Enfusi yani. Dediler ya işte, yarınki dima dersi olmayınca. Peki, ilk önce bir yöntemle gireyim. Arif, irfan sofrası zihinde ona açıldığı kadardır. Yani şeyler, dima dersine katılanlar veya takip edenler bilir, zihin vicdandadır. Vicdan nedir? 18 bin alemin ayat-ı tekviniye, yani vücud haricilerisidir zihin. Hani soğan gibi düşünürseniz, endişede irade, zihin, his, latife-i rabbani. Zihin nedir akıldan farklı olarak? Akılda evamiri tekviniyeler var. Zihinde ayat-ı tekviniyeler var. Yani her şeyin vücudu haricisi orada. Ustad ona harita diyor. Arif, burada aşağıda da iş yapılacak, İrfan sahibi demektir. İrfan nedir? Zihinde açıldığı miktar demektir. Hakim olduğun yer demektir. İrfan. İrfanın o. Şimdi farklı farklı gidiyorum şimdi. Esas mevzuya aşağıya gideceğiz. Şu anda bir giriş düşünün. Çok güzel yer olacak. Mevlana beden demiş. Muma. Fit ile akıl demiş. Alınan yağ muma beden denmiş. Fit ile, mumun içerisindeki fit ile akıl demiş. Bu benim değil yani. Alınan yağ, yani eğer şişeli lamba ise altında gaz yağı olur. Hakikat deniliyor ona. Ortaya çıkan neticeye de ziya denmiş. Şimdi bedeni muma, fitili akla, beslendiği yer esma, ortaya çıkan senin hakikatın. Şimdi yavaş yavaş giriyoruz olaya, fark ederseniz. Bilene alim, bilinene malum, bilmeye ilim, bilmeye ilim, bilinen bütünlüğe alem denir. Bir daha. Bilinene, bilene bilen, alim. Bilinene malum. Bilmeye yöntem, ilim. Bilinen bütünlüğe, yani bildiğin o ilim de parça parçadır. Ama bütün olursa bu alem olur. Alem denir. Şimdi meseleye giriyoruz. Bilmeyi biliyor muyum? Hani bilinen bir şey var mesela. Kalem. Bildim. Şimdi bizim sorunumuz bilinecek şeyler değil. Onlar ortada. Risale-i Nur duruyor. Bilecek kişinin bilmeyi bilmesi lazım. Bu değişik bir bilgi. Buna enfusi deniliyor. Yani şu. Mesela depoya bilgi aktardınız.
ondan daha üstün bir bilgi var. O depodakini kullanmayı bilmek. O zaman bilmeyi, bilinen şeyi değil. Bilmeyi biliyor muyum? Yöntemi biliyor muyum? Yöntemsizlik, sanki böyle kavşağa geldiğinde kararsız kalıyor, araba vuruyor. 50 defa külliyatı bitiriyor, 20 defa bitiriyor, her sene aynı. Davranış aynı, ahlak aynı. Ahlak aynı ya. Ahlak hiç değişmemiş. Gene aynı adam. İlk nurlarını tanıdığı zaman değişikliğe uğradı. 20 defa külliyatı bitirmiş. Aynı. Sebebi, okumakta sorunu yok. Bilmeyi bilmiyor. O zaman değişemiyor. Devam ediyor. Bu soruyu kendine sormaya başlayınca insan, bilmeyi biliyor muyum? Başlayınca kendini kendine bilgi ilmine konu ve mevzu etmiş olursun. Yani bilmeyi biliyor muyum demeye başladın mı, kendini kendine bilgi ilme mevzu ve konu etmiş oluyorsun. Tamam. Sonra da dinlersiniz bu kaydı. Hem canlı yayında olanlar hem de size diyorum. Merak ederseniz bu nedir diye. Bileni bilmek, yani ben bileceğim de ben. Bunu biliyor muyum yani? Kendimi ne kadar, yani bilene alim deniliyor, bilinene malum deniliyor. O zaman bileni bilmek ne demek? Yoksa bilineni biliyor mu? Biliyorsun. Bilineni biliyorsun. Risale-i Nur biliyorsun. Kur'an'ı biliyorsun. Namaz mesela farzdır. Kılmayı da biliyorsun. Bilineni biliyorsun. Ama bilinen değil, bilecek kişi benim, bilme mi? Yani yöntemimi, sistemimi bilmem gerekiyor. Ne işime yarayacak diyecek. Bazen bilinenler bizi kuyudan çıkarırken bazen de tuzak oluyor bize. Kuyuya itiyor bizi. Bazen de evet, bıçağın iki yönü gibidir. En zahir manasıyla bilinenler bizi kuyudan çıkarttığı gibi bazen de enaniyet, gurur, kibre vesile oluyor. Keşke bilmeseydi. Keşke o nurları tanımasaydı. Çok ağır olacak ama maalesef Rüştü abi derdi. Bazılarına İslamiyet hiç yakışmıyor diyor derdi. Ya. Bazen bilinenler bizi kuyudan çıkarırken aynı zamanda başka kişi de veya sen de seni kuyuya itiyor. Bundan kurtulmanın yolu pergelin nereye koyuyor, nereyi referans alıyorsun'a bakacaksın. Pergeli, o demiri nereye koyuyorsun? Bildim. Ama bildiğimin doğruluğunu kim söylemiş? Eğer oynaksa kuyudur, hakikati varsa iptir, merdivendir. Şimdi devam ediyor. Kendini kendinle bak. Kendini, en yüksek bilgi bu. Kendini kendinle bilmenin yolu, kendini kendi, ki hadisi kutsi de men arefe nefse fekat arefe rabbehu. Beni bile diyor Allah. Bilmek istiyor musun? He. Beni bilmek istiyorsan kendini bileceksin ilk önce. O kadar mühim bu. Yani nasıldır? Allah diyor ki beni bilmek istiyorsun. Kendini bilmen lazım. Yani peki kendimi kendimle, aklımı aklımla nasıl bileceğim? Yolu kendini soyutlayarak. Giydirilenler var ya bize, giydirilmiş örf, anane, kültür, gelenek, tiryakilik, ahlak, yani dediğimiz. Ben mesela, beni böyle kabul etmen, şey yapamam demek, hep bu giydirilmiş.
kabul ettirilmiş acizlik. Yani oysa Allah olmayacak şeyi demez. Cenab-ı Hak diyor ki vel kazimin el gayze ve la afine anin nas. Değil mi? Kastamonu'da geçiyor. Hatırladın. Sefe biliyor musun? Hatırladın. 200. O civarlarda. 194 abi. Şimdi diyor ki 194. Eğer ben buyum, değişemem diyorsa Allah niye değiş diyor? Bak ne diyor? Gayzini yut. Ben yapamıyorum. Beni böyle kabul ediyor. Ama gayzini yut diyor. Olmayacak şey mi? Demek ki soyutlayarak, bak ona geliyor. Ben benimle, aklımı aklımla nasıl bileceğim, aklımla aklıma nasıl hakim olacağım? Okuyarak değil, öğrenerek değil. Ya bunlar okumak, öğrenmek şunun içindir. Kendini soyutlayarak sana giydirilen tirakilikler, örf, anane, gelenek, kültürlerden sıyrılarak nereye kadar? Ona gelecek şimdi. Bu üzerindeki battaneler, giydirilenlerden çıktıkça arkaya taşındığını göreceksin. Allah Resulüne ümmi denmiş. Bir manası okuma yazma bilmeyen demek. Bir manası giydirilmemiş elbise ona. Öğretmen biz okula gittik, giydirdi bize. Toplum giydirdi bize. Film seyrediyoruz, giydirdi bize. Olur olmaz insanlarla oturup kalkıyoruz, bize giydiriyor. Yani bize giydirmiş. Yani fıtratına müdahale edilmiş kişi anasından doğmuş gibi değildir. Anasından doğmuş gibidir Resulullah. Onun için ümmi, esas manası, enfusi manası neymiş? Kendisine müdahale edilememiş. Zahir manası ne? Okuma yazma bilmiyor. Ustad da ne diyor? Ben yarım ümmiyim diyor. Oysa yazıyor. Okuyor da. Okuyor. Yazıyor, kendi yazısı da var tarihçede değil kendi mülev. Nasıl yarıyormuş? 3 ay müdahale edilmiş. 3 ay hocasından ders almış. Şimdi bunu öyle bir yere götürecek ki eğer Allah nasip ederse ölen ruh nereye gidiyor? Veya ahiret nerede? Azrail ruhun neresine gelecek? Nasıl olacak? Sorularına cevap olacak. Çok iyi, tuhaf burası. Bir daha, kendini kendinle bilmenin yolu öğrenmek, bilmekle soyutlamayı öğreniyoruz. Yani üzerimize giydirilenleri ben buyum, beni böyle kabul edin dememek içindir. Örf ve kültürün sana giydirdiklerini bilmek gerekiyor. Bunun içindir. Bu daha bilmek değil bu. Kendin bilmek değil daha bu. Giydirilen, üstünden çıkarmak. Hatta çok garibinize gidecek, şüphe kötü değil mi? Şüphelenmek neymiş biliyor musun? Şüpheleniyorum, ben bu dersten şüpheleniyorum. Vallahi bu ders doğru mu değil mi? Şüpheleniyorum. Şüphelenmek, şüpheyi okudum da oradan çıkarttım. Kendisi bir soyutlama yoludur ve aynı zamanda düşüncedir. Şüphelenmek, öğrendiklerini, bildiklerini sağlamasıdır. Yani ben bunları öğrendim, bildim ama şüpheleniyorum demek bir düşüncedir, bir yöntemdir. Bilgilerini, kazanımlarını sağlamaktır. Sağlama, toplamanın sağlaması gibi. Topladım ama 5, 7 daha ne yapar? 12. Sağlaması nedir? 12'den 7'yi veya 5'i çıkartacaksın. Bak sağlaması çıkarma. Ters değil mi? Şüphelenmek hakikatin tersidir. İşte şüphe alınan bilgi ve ilimleri sorgulayarak sağlamasını yaptırmaktır. Bir bilgidir o da. Herkes şüphelenmez. Adam labdeyi içeriye alıyor. Onun bunun sözünü alıyor. Her kitabı okuyor.
alimdir zannediyor, şeyhtir zannediyor, lap de içeri alıyor. Şüphe yok. Bu sistem çalışmıyor. Şüphe büyük nimettir. Yöntemdir arkadaşlar bu. Şüphe nimettir. Sorgulama yöntemidir. Filtredir yani. Şüphenin kaldırana kadar, şüphe kalkana kadar soyutlaman devam eder. Kendimden şüphe ediyorum. Ben bu muyum? Çık. Ben bu muyum? Çıkartıyorsun. Her kendi ben bu muyum demek aslında sana giydirilenlerden sıyrılıyorsun. O tahari araştır. Tahari ilimdir. Tahari dur. Tahari bu. Şüphe öyle değil. Onu silaha çekmek. Tahari almak. Şüphe aldığınız süzgeçten geçirmek. Tahari değil o. Araştırmak o tahari. Şüphe. Tabii ayrı bir yöntem bu. Mesela şüphe seni oraya taşıyor. Taşıyor. Hakikatına taşıyor seni. Aldıklarını, taharilerini hakikat mı yani? Sorgulattırıyor yani. Sorgulama yöntemidir. Peki nereye kadar? Şüphenin kaldırılana kadar seni ne zaman biter? Hakikat meratibine ulaşıncaya kadar şüphe devam eder. Şüphe hiçbir zaman bitmez. Mesela Haşim Meydan'da, cennette de yani bitmez ya. Mesela Allah'ta zan yok, bizde var ya. Zan aynı zamanda ilmin ve hakikatin zeminidir. Kendine bak şimdi. Kendine ekleye ekleye bilmek soyutlama gibi değil. Her bilgi var ya bilgi. Ekliyorsun ipe. Bu soyutlama değildir arkadaşlar. Yani biliyorsun, giyiyorsun yani. Yani tamam bu lazım. Şüphe de bunun panzehri, aldıklarını sorgulattırıyor. Bakın, kendine ekleye ekleye bilmek soyutlama gibi değil. Belki de ekleye ekleye bilmenin gayesi soyutlama, soyunma, sıyrılma, üstündekileri kaldırmak içindi. Yani bu aldıkça içeriye, aldıkça bu nedir biliyor musun? Artık malum oldu. İlim malum. Aldın. Bunu bildin mi? Ben bu kitabı koydum. Kitap önümde mi? Ben arkasındayım. İçeriye alındığı anda sen onun arkasına geçiyorsun otomatik. Zihni, vicdanda zihin var ya, irade, zihin, his, latife-i Rabbani. Zihin, bilmeleri bizi dönüştürmek içindi. Mesela dimağda tahayyül ve tasavvur, taakul, tasdik, izan, itizan, dikkatler var ya bir sürü. Meratip. Bildik. Zihinle ne farkı var? Zihin vicdanda. Zihin bilgi değildir. Zihin, dimağ ile bilinen tasdikteki ona dönüşüm ilim. Yani ilimle, ilim aldık ya kafaya, ilim. Aldık mı? Zihinde ona dönüşüyorsun. Onun için zihinde ayat-ı tekviniye, vücud haricileri var bilgilerimizin orada. 18 bin alem zihinde harita. Dima ise Kur'an'a muhatap. Zihin, bilmeleri bizi dönüştürmek içindi. Bilmeler, düşünceden, akla, akıldan, tasdik denilen ilme, İlimden izana ve vicdandaki zihne. Zihinde sen ona dönüşüyorsun. İlim gibi dönüşme değil. Mesela kafada şey var. O kadar acayip bir şey ki. Erva-ı habiseymiş, şeytanmış. Tır gelir vız gider yapıyorsunuz. Serbest bölgede her türlü şey var. Akılda vahiy geldiği için vahiye. O serbest bölgedeki bilgileri, düşünceleri, malumatları, şüpheleri, serbest bölgede dedir düşün, şüpheler. O akıl, vahye muhatap olan akıl,
fehim ile süzgeçler. Sonra tasdik denilen ilimde ona dönüşürsün. Yani ilmi hakikate dönüşürsün. Peki tasdik denilen ilimde kafada bu. Vicdandaki zihine ne oluyorsun? O ona dönüştüğün zaman tasdikte zihine ne oluyorsun? O 18 bin alemin haritası zihindi. Allah'ın dışında bütün alemlerin haritası o. Orası o tasdikteki ona dönüştün sen, ilmi hakikate dönüştün. Onun mekanına taşınıyorsun zihinde. Buna dönüşüyorsun, bu o hakikate oluyor. Yani o mekana taşınıyorsun zihinle. Devam ediyor. Kendini sorguladığı zaman, ben kimim? Neyin hakikatiyim? Niye bunlar bana oluyor? Niye sonsuz olduğum, sonlu olan bir dünyada sonsuz istiyor? Niye ölümden korkuyor? Niye ben muhabbetim, aşk, şefkatim sonsuz gibi kendini sorguladığı zaman soruları kendine yöneldiğinde, yani ben diye kendini mevzu ve konu sen kendini yaparsan hariçten çıktın, limana girdin artık. Adamlar dedi gitti, kıyamet kopuyor, her şey oluyor. Sen geçmişsin içeriye. Kendin, kendine mevzu ve konu edildiğin zaman, kendine yöneldiğin zaman zihin boşalmaya, arınmaya başlar insan. Ha, hep arkadaşlar sorar enfusçiler. Abi içimizi nasıl boşaltacağız? Soyunmak, sıyrılmak, arınmak. Tam sıyrılmak ne demek? Şimdi ben kimim? Ne işim var burada? Niye ebed istiyorum gibi? Ben neyin hakikatiyim? Soruları kendine sorduğun zaman bu soruları ve ilmi hakikatleri kafada oluyor. Bu soruların şeyini, cevabını zihne atılıyor. 18 bin alemle bu mukayese edilmeye başlıyor. Ben kimim? Kafa mutlaka akıl cihetiyle bir cevap veriyor tabii. Vesaire. Fakat zihinde karşılığını aramaya kalktığı zaman zihin nasıl bir şey biliyor musunuz? Zihin şöyle bir hard disk düşünün. Hard disk. Yani ne bileyim şu kadar bir mekan. Şöyle. 18 bin alem, yani Allah'ın dışında yarattığı bütün o alem burada. Zihinde. Vücud haricisi. Tamam. Bil kuvve bizde. Bu zihin denilen bu mekansız mekana kendini sorguladığın zaman, tefekkür ettiğin zaman, tefekkür de buraya giriyorsun. Dimağ, tefekkürde dimağ mertebelerini aşarak zihinde kendine yer açıyorsun. İşte kendine yeni yer açmak, içini boşaltmak demektir. Yani var olan bir sürü bilgiler, malumatlar, iyi ve kötü, onları dışarıya atmak değil. Onların hayalleri, elleri ulaşamayacak yeni bir mekana taşınıyorsun. Arkaya taşınıyorsun. Onlar önünde kalıyor. Onların yaptırıcılığından çıkıyorsun sen. İçini boşaltmak demek, enfusi tefekkürle zihinde yer açmaktır. Daha yeni giriyor şimdi. Ahiret ve Azrail nerede göreceksiniz? O kadar hoş ki. Bir daha. Kendini sorguladığın zaman, ben kimim? Soruları kendine yöneldiğinde zihin boşanmaya, arınmaya başlar. Allah'ın ne alakası var? Yani kendini boşaltmak demek. Ya işte ben geçen sene işte kumar haşa, içki içmişim, bilmem ne yapmışım. Ya onu nasıl boşaltacağım ya? O nasıl boşanacak? O zannediliyor ki tut kulağından at harça. Hayır. Yani tövbe ile yaptırıcılığı kalkıyor. O günahın tövbe ile yaptırıcı kalkıyor. Zihinde mekan, zihinde o tefekkürle, tefekkür-ü imani ile neyi tefekkür ediyorsan ona ve oraya dönüşüyorsun. O da zihinde oluyor. O zaman ne oluyor? Günahların serbest bölgede. Vehmin vesaire orada. Zihinde nasıl olacak 18 bin aleme? Tefekkürle orada mekan kazanınca
o eski hayatındaki, kafandaki veya zihindeki olan olumsuzluklar da var. Yeni bu tefekkürle arkaya geçince o eskiler önünde kalıyor, sana yaptırıcılığı ve dayatması olmuyor. Bunların başında neyi soracaksın kendine? Ben kimim sorusudur. Ben kimim? Kendine kendisini konu ve mevzu etmiş kişi, kendisi kendisine konu ve mevzu etmiş arınma tam da buradan başlıyor. Yani ben kimim? Konu kim? Ben. Mevzu kim? Ben. Kendisini kendisine konu ve mevzu edince arınma, boşaltma, içini boşaltma bu oluyor. Bu soruyu kendine yöneltince oluyor. Olma ile bilme, olma ile bilme tasdikte oluyor. Kendini böylelikle boşaltma nispetinde irfan sahibi oluyorsun. Ha, vicdan da, vicdan böyle bir yerdi, mekan. 18 bin alem ama bil kuvve. Bil kuvve demek ağacın ağaca dönüşmemiş çekirdek. Ağaca dönüşmemiş çekirdeğe bil kuvve denilir. Ağaca bil fiil. Vicdan böyledir. Nedir o? 18 bin alem. Tefekkürle ben kimim sorguladığın zaman kazanımların zihinde mekan açıyor. Yer açıyor. Alem oluyor. Oraya tefekkürle taşınıyorsun. Orada oluyorsun. Ve o oluyorsun. Çok acayip. Peki orada olduğun zaman günahlar nerede? Dimağda, hayalde. Hayalde, tasavvurda. Kaldı burada. Sen buraya taşındın. Olayın arkasına geçtin. Yaptırıcılığı olmuyorsa, evet bilgilerin var o olumsuzluklar ama yaptırıcılığı olmuyor. Peki o zihinde açılan mekana ne deniliyor? Kazandığın mekana? İrfan. Bunun sahibine arif. Arif ilimden üstün. Bizde. Ama buna sebebiyet verdiği için ilim ariflikten üstündür. Çünkü Allah arif değildir. Allah ilim sahibidir. Subutu sıfatta 7 tane subutu sıfatta ilim, irade, sen, basar, kudret. Orada ilim var. İlim her şeyden üstün. Çünkü Allah'ta subuti sıfatta ilim var. Ama Allah arif değildir. Allah irfan sahibi değildir. Allah akıl sahibi değildir. Bunlar hep kazanılan, sonradan elde edilen şeylerdir. Bunların hepsi ilimdir. Arkası, hani ilimle arif oluyorsun. Kazanılan mekana da irfan oluyor. Bu maide sofrası oluyor işte. Maide suresi var ya, semavi sofra. İlim bunların arkasında yani. Onun için sultanlar burada. Anladın mı? Kim ne kadar anladınsa. Olma ile bilme tasdikte oluyor. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik. Kendini böylelikle boşaltma nispetinde irfan sahibi oluyorsun. Yani ben kimim sorusunu yönelttiğin zaman bilgi, malumat, zanlar, şüpheler vesaireleri hep kullanıyor tefekkür. Tefekkür edince tabi ilmi, o ilim o kadar kuvvetli bir ilim ki tasdikte vicdana giriyor. Vicdanda 18 bin alemin haritası. Orada yer açıyor. Yani çekirdek ağaç oluyor, daha fidan oldu, büyüdü biraz. O kazanılan, o zihinde kazanılan mekanın miktarına irfan, sahibine arif. Bu yöntemi, sistemi, hepsini kuşatan ilim. Bunları bize çalıştıran malzeme vahiy. Bu komple sistemi, hepsini bir bütünlük yapan tefekkür. Boşaltma nispetinde, boşaltma demek zihinde irfan kazanmaktır. Yoksa daha önce içtiğin içkiyi, kumarı, bilmem neyi, televizyonu, onları silmek değil o. Silemezsin zaten.
tövbe ve istiğfarla onun tesiri, yaptırıcılığı, dayatması kalkıyor, tamam. Ama duruyor gene. Onu ikide birini rahatsız ediyor denilince ne yapıyorsun? Ta şeytanın bile eline ulaşamayacak zihinde irfan sahibi mekanlar açılıyor. 18 bin alemin bir kuvve haritasına zihinde oraya taşınca mekan oluyor. Sen oho buradan buraya geçtin. O zaman günahlar, sevaplar önünde kalmış. Sen geçmişsin arkaya. Boşaltmak demek bunların ne eli ne de hayali ulaşır buraya. Sen artık tıngır 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 işini yapıyorsun. Bunlar burada duruyor. Yaptırıcılığı ve dayatması olmuyor. Yoksa boşaltmak demek kafandaki geçmişte işlediğin günahı delete yap, sil. Öyle yok. O tövbedir. Devamlı duruyor ama. Tövbe ve istiğfarla o şeyler silinmiyor. Yani varlığı silinmiyor. Allah ondan sana hesap sormayacak işte. O. Boşaltma nispetinde zanlarından arınıyorsun. İçi dolu olma nispetinde zeka oyunları olmaya başlar sende. Kafanda bir sürü bilgi var ama hakikate oturmamış. Her geleni okudun, her gelen filmi seyrettin, her yere gittin. İnsaf namına onu bunu dinledin. Burası serbest böyle. Çingene mahallesi oldu. Ne olacak o zaman? Şu olacak. Zeka oyunları o zaman başlıyor. Zeka oyunları. Yani kendini kendin aldatma oradan oluyor. Zekan seninle oyun oynuyor. Aklın aklına dalga geçiyor. Aklın aklını devre dışı yapıyor. Zeka oyunları. Yani Jung'un tespit edemediği. Ya ben okudum. Tamam her şeyin arkasına geçtim. Ne güzel öğrendim. Tamam. Ulan rahatım. Kimseyi dinlemedim diyor. Kimseyle oturup kalkmadım. Bir şey de okumadım. Yükseldim diyor. Jung diyor. Tamam. Yükseldim. Arındım diyor. Yani o pisliklerden sıyrıldım. Tamam. Çok güzel. Oh tamam. Çıktım tepeye. Bir baktım ki hali zaman sonra sanki o su aşağıdan basar da üzerinde yüzen tahtalar da yükselir gibi o olumsuzluklar da benim çıktığım yere çıktı diyor. Ya ben kitap okumadım ki çıksın. Bir şey seyretmiyorum. Nasıl? Ne? Bu nereden çıktı diyor. Niye çıkıyor? Jung bunu bulamadı. Ve kendisi şöyle dedi. Bunun diyor yükselmesini bulana kadar insanoğluna rahatlık yoktur. Bu senin paralelindir. Ha? Yani onlar şeytanı kabul etmiyorlar. Mesela tıp bugün tedavide cin, şeytan, erva habiseleri kabul etmediği için çözümde onlara da böyle ihtimam gösterip de bir çözümler üretmiyor. Demek ki İçi dolu olma nispetinde zeka oyunları olur. Zekan o malzemeleri, hakikatsız malzemeleri kullanır zeka. Arınmaya, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, arınmak nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmi olması, haşre geliyor. Haşre daha gelmedi, merak ediyorsunuz ölen ruh nasıl oluyor diye. Mesela arınmak ne demek? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmi olması hastaların serbest bölgelerin işgal olması delildir. Arınmak şu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam anasından doğduğu gibidir. Ümmi. Niye? Müdahale edilmemiş. Girmemiş kimse. Film seyretmemiş. Öğretmenin önüne diz oturmamış. Cebrail vermiş dersi. Dolayısıyla elbise giydi, zanlar olmamış. Şüpheler olmamış onda. Yani örf, anane, kültür, gelenek böyle dayatmalar olmamış. Veya hastaları düşünün, cinli hastalar, vesvese, vehim hastaları nerededir? Kafanın serbest bölgesindedir, ondan ileri geçemez. Bilmiyor ki, bilse çok rahat edecek. Hiç bilenle bilmeyen eşit olur mu diyor ayette. Bildiğin zaman takka sıkıldın, ha bu budur diyorsun. Bu budur demek nerede? Ben hastayım, ben düzelemem nerede? O zaman düzelemiyorsun işte. Nerede söylüyor bunu? 13. lemada. Şeytanın en büyük zararı bize kendisini
bize inkar ettiriyor. Kendisini kendisine, şeytana tabi olan insan kendisini kendisine inkar ediyor. Şeytanı kabul etmeyince o düşüncelerin, ben iyi değilim düşüncelerin senin olduğunu zannediyorsun. İşgal olması delildir. İçini boşaltmak demek, bu akşam, akşam namazı farzında başıma geldi. Bu akşam. İçini boşaltmak demek, varlar yok olmaz. Ben kimim gibi sorulara bulduğun cevaplar sende var olup, fakat sınırlanan istidatlarına, yani ben kimim dediğin zaman, istidatlarımız şey, ağacın çekirdeği. Ağaca ne denilir? Kabiliyet. Kabil olmuş. Kuş konar oraya, güneş konar oraya, rüzgar gelir. Yani hadiselerle muhatap olur ağaç. Ama o nereden çıktı? Çekirdekten. Çekirdeği, istidat, ağaca kabiliyet denilir. Herkes alim olma istidadındadır ama herkes alim olma kabiliyetinde değil. Şimdi ben kimim sorulara bulduğun cevaplar sende var olup fakat sınırlanan istidatlarına ufuk çapını genişlettirir. Ben kimim dediğin zaman o zihindeki, kalpteki istidatlar malzeme gidiyor, cevaplar geliyor. Bu sefer istidatlar ağaç olmaya başlıyor, kabil olmaya, kabiliyetler ortaya çıkıyor. Sonra ben kimim tefekkür ettikçe şu var olan bilgi, hal, malumat, zanlarının arkasına geçiyorsun. Ben kimim diye. Arkasına geçmek ne demek? Zihinde, öyle bir zihinde yer açılıyor sana. Bu sefer o serbest bölgedeki malumatlar, bilgiler, zanlar, şüpheler, vehimler, vesveseler, hepsinin arkasına geçiyorsun. O zaman onların ne buraya eli ulaşması ne de hayali ulaşır. Yani boşaltmak demek, arkaya doğru ufuk açmak, koridor açmak, yani istidatların kabiliyet olması. Yani mekan açıyor ya. Mesela tefekkür ne demek? Buradaydım, tefekkür ettim. Nereye yettim? Bir hatıra düşünün. Bir hatıra. 5 sene önce annenle alakalı bir hatıra. Veya bir bilgi seni 5 sene önce taşıyor mu taşımıyor mu? Bir hatıra, bir olay. Seni, bir daha söylüyorum, burayı kaçırmayın ama. Bir bilgi duydun veya bir şey gördün. Şu Allah Allah dedin, seni ta 5 sene önce annenle veya 10 sene önce dedenle konuştuğun mevzu. Onları oraya taşıyınca tefekküre dalıyorsun. Tefekkür ne demek? Mekanı ve zamanı bastı zaman tay mekan ederek neyi tefekkür ediyorsan oraya taşınıyorsun, ona dönüşüyorsun. O zaman peki nedir? Ben buradaydım. Tefekkürle neyi tefekkür ettimse oraya gittim. Oraya gidince ne kadar mesafe açıldı bana? Bulunduğumla gittiğim yer kadar mesafe aldım. Yani mesafe ille böyle el ayakla gitmek değil ki. Ustad Oyun Dinç sözde diyor ki hayaliniz nereye gidiyorsa insan da oraya gidiyor. O duygular da oraya gidiyor. Hayal nereye diyorum? Yatmışım. Hayali. Fikirler çalışıyor gittiğim yere. Hayal nereye ettim? Hayal, fikirler çalışıyor, duygular çalışıyor, hisler çalışıyor, çalışıyor da çalışıyor. Bak avami olarak söylüyorum. Sen mesela Özbekistan'ı hayal ettin. Köyünü hayal edince ona ait fikirler konuşmaya başlıyorsun kendi kendine. Şekilleri görüyorsun. Tamam. Peki o zaman ne oluyor? His oluyor, duygu oluyor, latife oluyor, hormonlar da öyle çalışıyor. Kokusu bile alıyorsun. Bu senin bildiğin dünyada misal verdim. Hayal. Hayalin 70 kat ilerisi olan tefekkür de aynen öyle. Seni oraya taşıyınca buradan oraya kadar tefekkür ettiğin yere kadar koridor açılıyor, mekan açılıyor. Bak ne kadar genişledi ruhu.
Ta oraya gittin şimdi. Bak şimdi. Ben kimim gibi sorulara bulduğun cevaplar sende var olup, fakat sınırlanan istidatlarına ufuk çapını, koridorunu genişlettiriyor. Arkaya doğru, nihayetsize doğru koridor, mekan, zaman, yani kabiliyetler açılıyor. Her tefekkür ettiğin şeye dönüşüyorsun, orada oluyorsun demek, o kabiliyet oluyor. Ortaya çıkan her şey kabiliyettir. Açılan yeni yerlerde tefekkürle yeni yerler açıldı. Neresi orası? Zihin. Yeni yerler açıldı. Eskiler yok. Orada eskiler yok. Aa, bir baktık acayip bir dünya. Mesela bir kişiyi tanışırsın. Risale okursun. Risale okumaya baksan. Yeni bir dünya başlıyor değil mi? Aa, eski dünyam yok. Üniversitede mesela veya lisede işte yeni bir insanla tanışıyorsun. Bizi dershaneye götürüyor. Bir şey okuyoruz. Veya bir dersi sitede tanışıyoruz. Bizi bütün eski dünyamızı sorgulattırıyor, yok etmiyor. Onlar bile lazım bize, o günahlar, tövbe estağfurullah. Nasıl lazım? Günahlar insanı iki büklüm eder, mütevazi eder. Yaptığı bir iyilikte, ben ne büyük adamım, böyle iyiliklerim var dediği zaman, şeytan diyor, sen büyük adamsın, bak neler yapmışsın. Hemen o günahına dönüyor. Ulan şu yaptığım iyilik, ya falan zamanda üniversitede şurada yaptığım günah ya denk gelsin ya. O zaman bu günah seni ne yapıyor? Mütevazi ediyor. Böyle yapmıyor. Biliyorsun sen kendini. Açılan yeni yerlerde eskiler yok. Hatta eski depodakilerin elleri, hatta hayalleri ulaşamayacak kadar onların arkasına geçmiş oluyorsun tefekkürle. Haşire geleceğim gene. İçini boşaltmak ne demek? Varlığın, yani kendi iç alemin var ya, içini boşaltmak demek, kendi içsel aleminin arkasına yeni kabiliyet koridorları, mekanları açmaktır. Bunun çapını, bunun çarpıcı misallerinden, şimdi geldi aşure, iyi dinleyin şimdi. Yeni koridor açıyorsun bak, tefekkür edince, ben kendi irademle yapıyorum tefekkür. Tamam. O tefekkür ettiğim yere gidiyorum, oraya dönüşüyorum ya. Koridor açıldı. Ha bu tefekkür gibi ruhun, Azrail aleyhisselam, ben tefekkür etmeden, ben tefekkür edersem oraya gidiyorum. Ben tefekkür etmeden birisi geldi. Gelmeyle ruhuma kadar mekan açtı. Azrail aleyhisselam arş-ı azamdan geldi. Bana geldi. Gelmesiyle koridoru zaten açıktı ama kapalıydı, çalışmıyordu işte. Geldi. Ruhunu Azrail aleyhisselama teslim etmek demek, yani ölmek demek, yani teris olmak demek. Ne demek olmak? Suretinden, dünyada eylemlerimiz var ya, tipimiz kadındır, erkektir, namazdır, oruçtur. Dünyadaki bedensel ibadetlerimiz. Ölmeyi anlatıyorum şimdi. Ölüm, Azrail aleyhisselam gelmek demek ne demek? Ahiret nerede, nedir diye demek şu. Biyolojik halimizin davranışları var. İbadetler, kadındır, erkektir, kıldım, kılmadım. Bunlar surettir. Ha, ölmek demek suretimden geç içeriye, kanuniyetimden, yaptığım yaşantılarım içimde fikir, his oluyor. Bak, kadın mıdır o? Mesela kadın veya erkek bir ibadet yapıyor, namaz kılıyor. Namaz kadında, erkekte farklı, bazı çok az. Peki içeride namazın uyandırdığı duygu kadın mıdır, erkek midir? Öyle bir şey yok. Demek ki ölüm demek suretlerden, bedensel ahvallerden, ibadetlerden içeriye uyanan kanuniyetlerimiz, haletlerimiz, fikriyatlarımız, hissiyatlarımız, duygularımız. Bak ne yapıyorum, ölümü anlatıyorum. Suretten kanuniyete,
kanuniyetten de bendeki o halet, fikir, duygular nereye dayanıyor? Hakikatıma, esmaya dayanıyor. Esmaya ölüm demek, suretten kanuniyete, kanuniyetten hakikatıma doğru seyahat etmenin adıdır. Bak ne diyor? Suretimden, kanuniyetimden, hakikatim olan ahiretime seyru seferdir. Bendedir yani, bende cevran ediyor. Bir yerlerde olmuyor. Burada. Burayı çevir böyle, beni kutuya koy. Ahirette, her cennet, cehennem, 18 bin alemde hep burada. Nerede? Ruhta. Nasıl oluyor? Azrail aleyhisselam, benim şu andaki davranışlarım, yaşantılarım, ömrüm serttir, yumuşaktır, kadındır, erkektir, sabah namazı, öğle namazı gitti, geldi, verdi, vermedi, yedim, yemedi, hakkım falan, suret bu. Peki bu yaşantılarım sana bir şey uyandırmıyor mu? Bu senin kanuniyetin. Peki bu sendeki kanuniyet, mesela şu anda tefekkür ederken, dinlerken sende hoş olmuyor mu? Hoş oluyor. Bu rahatlamıyor musun? Bu sendeki kanuniyet. Peki bu rahatlaması gösteriyor ki bunun da rahatladığın bir alem var. Mesela çok rahatladım. Nasıl rahatladın? Demek ki bir şeyler var ki rahatladın. Bir alem açıldı. Şey uyandı sende ki şu anda rahatlık var. İşte ölüm demek suretinden, kanuniyetinden hakikatine geçmektir. İşte bu koridorun canlı, aktif hali Azrail'dir. Bana da gelecek tabii. Merak ediyorum böyle. Gözüm açık da mı gelecek? Böyle bize ibret olsun diye babaanne, dedeler, bazıları aa geldi falan. O ibret olsun diye. Aslında nedir? Aslında surette Azrail gelecek, ruhumuz alacak. Hakikaten nedir? Azrail zaten burada. Çekip gidecek biz buradan. Her şeyin bir sureti var, bir hakikati var ya. Bir mülk, bir melekut. Her şey diyor. Mesnede diyor ki her şeyin bir sureti var, bir de hakikati var. Zahirde ne demek? Azrail geliyor, ruhumu alıp götürüyor. Tamam, o böyledir. Sureti budur. Hakikati nerede? Ruhumu bedende tutan Azrail'dir. Aklımı ruhumda tutan Ceberut aleminin sahibi sahibi Cebrail. Hadisa, bedenle ruh ilişkisini Kur'an, Mikail, hadisat. Hayatın kendisi, ruhun zihayat, hayatla ilişkisini, yani 18 bin alemin bende monta olması İsrafil. O dört meleğin burada durması demek, bu ruhu zihayattır, zihşurdur, kanlı vücudur. Dört meleğin vücudumu oluşturmasıdır. Ha, vefatta Azrail çekip gidiyor. Zaten burada. Diğerleriyle beraber. Azrail bu koridoru açmak. Şimdi nasıl ki Cebrail burada duruyor. Azrail de ona tabi. Azrail şimdi buna tabi. İsrafil Mikail de tabi. Düşününce Cebrail aktif. 18 bin alemi de ben tefekkür edip de hissettiğim zaman İsrafil hakim. Olan hadiseler var. Kanserdir, gitti, geldi, ayağım kırıldı, zengin falan, şudur budur. Mikail. Ruhum böyle duruyor burada. Bu alem-i şehadette mutlak olan bir ruh burada nasıl duruyor? Azrail ile. Her şey bende. Muhittin Arbani demiş bunu. Azrail benim, İsrafil benim, Mikail benim, Arş benim, Kürs benim, Muhammed benim, İsa benim. Melekütte takibin insan bu. Ama zahirde değil. Zahirde bu denilmez. Zahirde Azrail gelecek, onu alacak. Doğrudur. Ama bu mülk, melekutu nedir? Azrail zaten bende. Çekip gidecek yani. Azrail zaten kardeşimiz. Devam. Başka bir örnek vereyim bu ölümle. Bu zor anlaşıldı. Peki ineyim aşağıya. Niçin ineyim? Namazda bir şatır. Bunlar geldi, sonra oturdum. Bunlar düşünürken bende ortaya çıkan bir ihtiyaç buna misal oldu. Misal. Kahve kokusu. Nereden aldımsa koku. Buradan bir yerden gelir mi? Yok. Şimdi kahve kokusu, iyi dinleyin bunu. Azrail nerede, ahiret nerede bak. Kahvenin bir kokusu var. Kahve değil bu.
Bir adım da ilerisi var. Kahve içince lezzet var. Kahve var önünde fincan. Bir, suret. Kahvenin kokusu var. Bu değil. Bunda olan. Bir daha. Kahve var. Bak ölümü anlatacağım. Kahve var. Kahvede olup kahve olmayan kokusu var. Sonra daha ilerisi zevki var. Dilde zevk. Lezzet var kalpte. Aldım ya kahveden lezzet. Sonra Allah minnettar oldum. Ya Rabbi bu etle bana bunu tattıran, şu anda yoğun bakımda değilim, kahveyi bana içiren, bunları bana hep böyle hazırlayıp, ağaçtan bu şeyleri bana çıkarıp, bana bu keyfi veren sensin. Ona minnettar olmak, bu sürecin de arkası, bu nedir? Şükürdür. O zaman kahve, gir içeriye, kahvedeyim. Kahvenin içine gir, koku, gir içeriye, ondan daha latif, lezzet. Gir içeriye, ondan Allah'a karşı olan bu nimeti tefekkür etmekten hasıl olan şükür. Hep nerede? Kahvede. Hepsi nerede? Ahiret. Hep ben de bunun gibi. Bak, koku bunda, lezzet bunda, minnettarlık da bunda, şükür de bunun içinde olmuş. Burada şeyde geçiyor sözlerde, 30. sözde burada elma yersin dedi, şükredersin, orada hamdi yersin. Elhamdülillah yedin mi şeyi, elmayı yedin mi? Elhamdülillah. 32. sözde geçiyor. Bu elhamdülillahi böyle canlı sana söylettirme vesile olan nedir? Elma. Elma uyandırdı benim. O elhamdülillah. O elhamdülillah haleti elmadan çıktığı için bu elhamdülillah orada donacak, elma olacak. O elmayı yiyeceksin. Elmadan çıkan hamdın elmaya dönüşmüş halini yiyeceksin. Bütün amellerini düşün. Neyse ne anladınsa artık. Artık ne? Başka bir örnek demişim, kahve vesaire. Bununla Rabbine karşı şükran, minnettarlık gibi hisler kahve suyundan çok daha ileri mekanlar. Kahvede ama daha ilerisi var koku. Kahvenin içindeyim. Gir içeriye. Kahvenin içinde koku var, kokunun içinde lezzet var, onun içinde seni bilmek var. Bunu yapan seni bildi. Sana ikram etti. Şükran, minnettarlık hisleri var, uyandırdı seni. Hep bunun içinde. Bu su kahve gibi bedende böyle. Hep içinde. Başka. Nasıl ki düşündüklerimiz, fikrettiklerimiz, hissettiklerimiz şu andaki bizden daha ileriye bizi taşıyor. Mesela tefekkür ediyoruz, fikrediyoruz, hissediyoruz, mahsediyoruz, zevk ediyoruz. Ne demek bu? Fikretmek bedenden çıkarıyor. Hissetmek vicdana taşıyor. Mahsetmek kalbe taşıyor. Zevk etmek ruha taşınıyor. Ama buradasın, ha böyle oturuyorsun. Oho! Mevlana der ki, fihi mafi, içim dışımda, eylemde, tefekkürle de dışım içimde, fikretmek kafadayım, hissetmek vicdandayım, mahsetmek kalpteyim, zevk etmek ruhtayım. Kim ben? Hepsinin arkasındayım. Azal nerede kalmış ya? Öyle. Bitiyor. Yani fikretmek, hissetmek, bahsetmek, zevk etmek bu kahve gibi bizi içeriye taşıyor. İçeriye alınca içeride yeni mekanlar kazanıyoruz. Kazanılan o boyutlara biz de taşınıyoruz. Yani burada bu akşamki kazanım şu. Vicdanda bulunan zihinde tefekkür edince bize mekan açılıyor. O mekan demek oraya taşınıyorsun. Oraya taşınmak demek bu diman, yani tahayyül ve tasavvurun, malumatlar, şüphelerin, vesvese ve vehimlerin dayatmalarından çıkıyorsun.
bizi oraya taşıyor. İçeriye, yani bu ne demek? İçeriği boşaltmak demek. Onu tutup da kulaklarından atmak değil. Artık mesela benim bir sürü şeyler var hayalimde. Bak şimdi, o kadar mektep okuduk, İstanbul'da bulunduk. Şeyler hayalimizde, hafızamızda nahoş şeyler yok mu? Bilgiler var, bağırmalar var, resimler var. Peki niçin bana şu anda tesir edemiyor? Yok olduğundan değil. Var ama arkaya geçtiğin için o yok. Boşalttın gibi oluyor. Örtülüyor üstü işte. Boşaltmak demek böyle. Yeni mekanlar, yeni kabiliyetler açmak, gitgide hakikatine doğru boyut, koridor açılıyor, arkalara taşınınca. Nasıl ki evdekileri, mesela kapının önünde paspas var mı? Vardır da bizim kapı. İçeriye girince paspas hatırlıyor musun? Yok. Eve geliyorsun, salonda sana bir şey yapıyor. Geç odaya. Paspas bitti, salon bitti, yatak oda. Uyudun, oda bitti. Ne oldu? Hep arkaya taşındın demek istiyor. Kapının önündeki paspas, kapı tokma, eve girince ilginden, seni ilgi alanından çıktığı gibi, hem nasıl ki bir hatıra seni çok zaman ve mekanın arkasına atıp, orada o hatıra, bilgi seni çok zaman ve mekan arkasına seni atınca ne oluyor? Sanki orada canlı yaşıyormuş gibi fikrediyorsun, hissediyorsun, mahsediyorsun, zevk ediyorsun. Böyle herkes seni odada oturuyor zannediyor. Oysa 5 sene önce falan yerdesin. Bu hayaldir. Hayal hayal değil ki ya. Hayal mekanı oluşturuyor. Hayal mekanı oluşturmak içindir. Düşünceler de zaman oluşturuyor. Ben şimdi hayalimi, düşüncelerimi, tahayyülümü, tasavvurumu tefekkürle kullandım. 5 sene önceye geçtim. Ben şimdi neredeyim? Burada mıyım ben, orada mıyım? Neyi yaşıyorsam, ne hissediyorsam buyum ben. Mesela bak burada oturuyorum. Bak şimdi burada oturuyorum. 5 sene önceki bir köydeki, deredeki hatıramdayım. O taşın üzerindeki yemek yiyişimizdeyiz derse bu. Oradaki kişiler çoğu söyledi. Şimdi ben onları tefekkür ederken oradaki anı, haletleri, hissiyatları yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum? Ne yaşıyorsam oyum ya. Burada oturuyorum. Burayı hiç yaşamıyorum ki. Otursam ne olur? Burası suretim, bedenim. O zaman neyi fikrediyorsanız, hissediyorsanız, mahsediyorsanız, zevkediyorsanız osunuz. Nerede olduğunuz önemli değil. Peki bunun şeyini taşı işte. Ahireti mesela. Allah'ın rahmetini hayal ediyorsun. Ahirette bütün nurcularla beraber olacağız. Kardeşlerle beraber olacağız. Herkes kendi şeyini arayacak böyle. Cennette fıtratına uygun, donanımına uygun, keşfiyatına uygun cennette. Şimdi bir de böyle hayal et. Nerede? Orada mısın? Oradasın tabii ya. Mesela sıkıntı olduğu zaman, mesela bende sıkıntı oluyor. Bugün Fırıncı abinin vefatı sıktı beni. Sıktım ya, sıkıldım yani. Ondan sonra ne yaptım, nasıl çıkacağım? Yöneteceğim, adamı anladım yani. Adamı tanıdım yani burada. Hemen bugün cüzümü okudum. Cüzüme bir tutundum. Bir hatıraya. Cüzümü okurken... Hiçbir cüze otundu. Neredeyim? Cüz okuma anındayım. Çünkü cüz okurken Fırıncı abi vefat etmemişti. Bilmiyordum. Arkasına geçtim olayı. Çünkü Fırıncı abi saat 10 civarları vefat etti. Ben 9'da cüzümü bitirdim. Yani ne yaptım? Cüzüme tutun. Cüzümü okun. Yani bileceğiniz misalleri vermeye çalışıyorum. Bu tabii kutsiyet biraz da acayip. Şimdi dünyevi hadiseler, kanserdir, koronadır. Ben olmayacak mıyım ya? Ben de öleceğim. Nasıl rahatsın? Ayet diyor ki niye ölümden korkar bir insan biliyor musun? Ayette bir mana, benim biraz kafam bu tarafta çalıştığı için ölümden niye korkar demiyor. Şöyle diyor ama meale. Siz diyor ne kadar dünyayı kalbinize, ne kadar dünya perest, dünyayı esas aldınız, dünyayı ne kadar seviyorsunuz ki ölümü kerih görüyorsunuz.
ölümü kötü görüyorsunuz demek dünya muhabbetinden kaynaklanıyor. Dünya muhabbeti ne kadarsa ölüm korkusu o kadar olur. Onlar da o kadar ayrılacak. Dünya muhabbeti, dünya muhabbet edilir üç şekilde. Bir, nefsi melabegâdır, oyuncağıdır. İki, benim amelimin yeridir, ahiretteki sermedi manzaramı oluşturacak. Esma'nın cilve cemal nakış sanatıdır. İki cihetine baktığın zaman çok kaliteli oluyor. Ben mesela yaşamak istiyorum. Niçin? Bu dima dersleri çıksın. Bir de merkezi dersler yapılsın falan diye. Ama teris olsam dört gözle terisimi bekliyorum. Teris olacağım ve bekliyorum. Ve Allah'tan ve ahiretten de ümitliyim. O zaman bana keyif veriyor. Dünyayı sokmadım ki kalbe. Koydum cebe. Hızır abi vardı benden aşağı feşteydi. Allah selamet versin vakıf abimiz. Dedi ki, dünyayı kalbinize değil cüzdanınıza sokun. Cüzdanınızı da diyor kalbinize değil cebe koyun. Cebiniz yoksa benim cebimi koyarsınız dedi. Böyle bir adamdı. Öyle latife yapardı. Şimdi bak kapının tokmağı, kapının paspası, salondaki şu bu malzemeler, yatak odada hepsi bitiyor. Uyuyunca da o da bitiyor ya. İşte böyle tefekkürle, hisle, fikre vardığın yerler önündekiler yok oluyor. Onu boşaltmak oluyor işte. Geçiyorsun arkaya. Ne bileyim bu kadar anlatabiliyorum. Hem nasıl ki bir hatıra seni çok zaman ve mekanın arkasını atıp aradan yani bir hatıra, bir fikir seni hazır zamandan kah ileriye, kah geriye atınca, götürünce orayı fikrediyorsun, hissediyorsun, bahsediyorsun, zevk ediyorsun. Orada oluyorsun, oralı oluyorsun. Bu önündekilerin dayatmalarına çıkıyorsun. Ne bileyim bu kadar anlatabiliyorum. Ama bilin ki böyle de değil. Böyle de değil. Nasıl bir şey? Öyle bir şey işte. Ama en güzel burası. En güzel içeride. Fırtına olduğu zaman okyanusta gemin ne kadar büyük olursa olsun büyük gemi o böyle oynar. Sandalsa lap 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 oynar. En iyisi sandala ve gemiye de ihtiyaç yok. Fırtınada limana gir. Yani olan hadise dediler, gittiler, ettiler, küfrettiler, verdiler, vermediler şu. Geç içeriye hadiselerde, içeride ol. Dışarıda kıyamet kopuyor. Hiç. Bizim bir tane fen hocası vardı Erzurumlu. Erzurum lisanıyla şöyle derdi. Yani ders çalışın diyorum. Bu konuyu veriyorum. Çalışmıyorsunuz ortaokuldaki. Diyecek de şöyle diyor. Pascal Kanunu, hiç. Yani Pascal Kanunu'na çalışın şuna de, hiç derdi. Yani dışarıdaki hadiseler, hiç. Geçiyorsun içeride. Ondan sonra dışarıda kıyamet kopuyor. Sen bazen bakıyorsun delikten, ne oluyor diyorsun. Neler oluyor? Olsun bırak. Böyle olması lazım. Lazımdır ki böyle olsun. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. Ben Fatiha çektikten sonra sorusu olan, belki canlı yayında kardeşler var. El Fatiha. Yazı yazan var mı? Yok abi, yeni katılanlar var. Aa. Onlar kahve için bu dersi dinlesin. Yeni katılan soru sormasın şimdi. Peki. Kayıt kapatabilirsin. Ama